Bu kvadrat teğmenin ildizlere x1 ve x2 getirin. Bu halde bana bu ifadanı hesaplayın. Bunun için biz V teoremasından faydalanmamız. V teoremasına göre x1 koşu x2 ya da bir, x'in koeficienti 1 getirin. Şu sebeple minus 1 getirin. İldizlerin köpeytmesi ise bu halde minus 1 getirin. Bana bu iki teğmeniyle faydalanmamız. Dastlab köpeytuvchilarga ajratamiz bu ifodani. X1 qo'shib x2 x1 kvadrat minus x1 x2 plus x2 kvadrat. Birinchi qavs bu tenglikka ko'ra minus 1 ga teng. Endi biz ikkinchi qavsni ishini hisoblaymiz. Bu ifodani quyidagicha yozishimiz mumkin. X bar kvadrat plus 2x bar x2 plus x2'nin kvadratı minus 3x bar x2. Okay. Şimdi kalıp kaosun içine biz x bar koşu x2 ve x bar köpeytiru x2 arkada ifade edelim. Çünkü bu sallar bizge verilgen. Yani da yığındığının oranına minus 1 yazalımız. Köpeytmanın oranına ha minus 1 yazalımız. Neticede. Bir koşu 3, 4. Bunu fazla kullanımız. Demek ikinci kavasının işi 4 keten iken. Bu halde ifade edin. Minus 1. Köpeytiru 4 ve minus 4 ke. Eğer bu kvadrat teğmenin ildizlere x1 ve x2 ge teng olsa, o halde ildizlere bana bu sallarga teng olgan kvadrat teğmeni tuzin. Mesela ne için? Verilgen teğmenin ildizlerini toplamamız. X1 teng. Birden x barobar 1. Verilgen teğmenin ildiz ekenini seziş kıyınlamaz. Çünkü 3 minus 5, koşu 2 0 teng. Ha, ikinci ildizini biz V teoremasından faydalanıp tapamız. 2 taksir 3. Şimdi bana bu sallarını hesaplayınız. Birinci son teğmen bulalım. X1'nin oranına 1 yazalımız. X2'nin oranına 2 taksim 3. X1 1 getireyim. Teng. 1 taksim. Şunlar kısarık etse 2 minus 1. 1. 1 getireyim. Demek birinci ifada 1 getireyim buldu. Şimdi ikinci ifadanı hesaplayınız. Teng. X2, 2 taksım 3 getireyim. 3, X1, 1 getireyim. X2, 2 taksım 3. Kasırın surat ve mahracını 3 ke köpeytiramız. 2, 9, minus 2, 2 taksım 7. Demek ikinci ifadanın kıymatı 2 taksım 7'ye denk oldu. Yani V teoremasına göre biz ildizlerin bana şu ifadelerine yani 1 ve 2 taksim 3, 7 geteyim bölgen teğmenini tutuşumuz mümkün. Bu kuyuda geçip olalı. X kvadrat minus 1 koşu 2 taksim 7 x plus 1 köpeytiru 2 taksim 7 teğmen oldu. Kasır teğmenin her ikili kısmını 7'ye köpeytirip alalımız. O halde 7x kvadrat 7 koşu 2 9 x koşu 2 denk 10. Bu teğmenin hasıl kılalımız. Bu teğmenin ildizleri 1 ve 2 taksım 7'ye denk bulalım.
Üçü bu teynəmənin kəttə və kiçik ildizləri kublarını ayırmasını topayın. Ayətləyədik bu teynəmənin ildizləri x1 və x2 yətəyin bolsun. O qalda x1 kub minus x2 kubunu topuşumuz gərək. Yəni x1, x2-dən kəttə deyə faras qılarımız. Bunun üçün biz bu ifadəni köpəytürçülərə əcrətəmiz. Okay. X1 minus x2 x1 kvadrat qoşul x1, x2 qoşul x2-nin kvadratı. Yəni, hər ikilə ifadəni tapamız, köpəytürçülərə tapamız. Dəsələr, x1 minus x2-ni tapamız. X1 minus x2. Bunu tapış üçün, biz onun kvadratını tapamız. Dəsələr, x1 kvadrat minus 2 x1 x2 qoşul x2-nin kvadratı. Bu ifadə x1 kvadrat Bara bir görüşü yazılışı mümkün. Əgər bir de bunu sadalaşdıradigan bolsak, minus 2 x1 x2 fasıl olardı. İkiləsi. X1 qoşu x2-nin kvadratı minus 4 x1 x2. Vyet teoremasına göre bu teynəmənin ildizlərinin yığındısı x1 qoşu x2 ildizosta 85 taqsim 4 keteyin. İldizləri köpəytməsi isə 1.16-dan 5 yox ki 21 taqsim 16 keteyin. Yığındığını örneğe ona bu sonunu yazalımız. Bir kvadratı 85 taqsim 16 minus 4 köpəytürü 21 taqsim 16 84 taqsim 16 1 taqsim 16. Yəni, ayırmanın kvadratı 1 taqsim 16 getirin, o halda x1 minus x2 1 taqsim 4 getirin. Farazımızda görə x1, x2-dən kəttə, şun üçün biz müsbətini olamız. Yəni, ikinci qavusun işini sablayımız. İkinci qavusun işini mənə bir ifadə teyin olandı. Bunu x1 kvadrat qoşul 2x1 x2 qoşul x2-nin kvadratı minus x1 x2 deyə yazışımız mümkün. Çünki ikisini sadalaşdırsak x1 x2 gəlib çıxdı. Mana bu qismini x1 qoşul x2-nin kvadratı deyə yazamız. Yəni, vyet teoremasından faydalanmamız. Yığımda ona ifadə etdik. Yəni, kvadratı bölgədiyi səbəbləyik. Bu kvadratda 85 taqsım 16 minus köpəytmə 21 taqsım 16 teng 85 21 64 taqsım 16 4 getirdik. Şunda qılıb, ikinci qavusun içi 4 getəyim oldu. O halda, 1 taqsım 4 köpəytürüb 4, 1 getəyim.